ülkemizin geleceği yarınlarımız olan gençlerimiz için eğitim, öğretim alanında çalışmalar yaparken veli toplantılarını çok önemsiyoruz. Veli toplantıları veli, öğretmen ve öğrenci sac ayağı oluşması için çok önemli bir değerlendirme. Veli ile öğretmenin tanışıyor olması özellikle öğrenci üzerinde doğrudan da bir yaptırıma sahip. Yani evdeki durumu velimiz biliyor, okulundaki durumunu öğretmenimiz biliyor. Dolayısıyla öğrenciyi bu üçlü içerisinde değerlendirmek, gelişim safhalarını veli ile öğretmenin paylaşması çok önemli bir ayrıntı. Tabii buradan velilerimize seslenmek istiyorum. Velilerimizin çok önemli bir noktada hassas olmaları gerekiyor. Veli, anne baba. Anne baba olmak gerekiyor. Veli öğretmenlik yaparsa burada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani şu kadar ders çalış, şu kadar çalışma yap, çalışıyorsun, çalışmıyorsun. Bu doğru tarzda bir yaklaşım türü değil. Velilerimizin mutlaka ve mutlaka şuna dikkat etmesi gerekiyor. Ben evde iyi bir anne baba olacağım. İyi bir anne baba olurken çocuğumun gelişimini önemsiyorum. Dolayısıyla bir okula, bir öğretmene teslim ediyorum. Ve buradan da çocuğumun gelişmesini takip ediyorum. Takip ederken kendimiz, yani hastanede hasta olan bir kişi için diyelim ki hasta sahibinin doktora yol göstermesi söz konusu olur mu? Hayır. O zaman öğretmen için de aynı duyguları paylaşması gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemizde herkes öğretmen, herkes doktor. Bu çözümü doğru yönde ilerletebilirsek çocuklarımız için çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemiz geleceğinin doğru ellerde, doğru yerlerde yetişmesi, hiç kimsenin adamı olmadan, hiçbir düşünce akımının veya bir tarafın adamı olmadan Atatürkçü, Cumhuriyeti seven bireyler yetiştirmek bizim temel amacımız olacaktır. Teşekkür ederim.